Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz dik üçgen ve Pisagor bağıntısı. Pisagor'un bundan yaklaşık olarak 2500-2600 yıl önce öne attığı bu teorem gereği herhangi bir dik üçgen üzerindeki kenarların kareleri toplamını veren bir teorem diyelim. Bu teoreme göre Pisagor bağıntısı ve Pisagor teoremi şöyledir. Bir ABC dik üçgeninde dik kenarların kareleri toplamı daima 90'ın karşısı hipotenüs olmak üzere bunun karesine eşittir. Yani AC'nin karesi eşittir. AB'nin karesi artı BC'nin karesidir. Yani buraya B dersek, buraya eğer C dersek, buraya da A dersek B kare neye eşit olmak zorundadır? A kare artı C kare. Şimdi burada verilen teorem kolay. Çok rahat bir şekilde uygulayabiliriz. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi verilen kenarların kareleri toplamını değerlendirirken burada aslında kare ve kök alma bilgisine sahip miyiz? O önemli. Şimdi ben şöyle bir örnek göstereyim. Bize verilen ifade için diyelim ki dik üçgenimiz şöyle olsa. Dese ki burası 90 derece, burası 6 birim, burası 12 birim, burası da diyelim ki x birim olsun. O halde Pisagor teoremine göre x'in karesi 6'nın karesi artı 12'nin karesi olmalıdır. Peki x'in karesi ne olmalıdır? 36 artı 144. Peki x kare buradan neye eşittir? 180. O halde x kare 36 çarpı 5'ten kök içinde bu ifadenin x eşittir 6 kök 5 olduğu görülebilir. Şimdi burada tabii şu bilgi çok önemli. Biz matematik ve geometrik olan işlerken sınav eğer sıralamasına bakarsanız matematikte dik üçgen çok öncelikli ama köklü sayılar matematikte ortalarda bir yerde. Yani geometride dik üçgen daha başta. Köklü sayılar ise matematiklerde daha ortada bir yerde. Yani ikisinin zamanla bakılınca dik üçgen daha önce anlatılan bir konu. E bu ister istemez şuna geliyorum. Köklü sayıyı bilmeyen bir hani öğrencinin köklüğü dışarı çıkarırken zorlanmasını hani gerektiriyor ki zaten yıllardır gördüğümüz deneyimlerden de bunun hani hep sıkıntılı olduğunu fark ettik. Şimdi böyle bir işlemi kurtaracak o zaman şöyle bir kısa yoldan Pisagor işlemi sunabilirim size. Bize verilen bu örneği şöyle değerlendireceğim. Aynı sayılar üzerinden gidelim. Eğer bize verilen 6 ve 12 sayıları dik üçgen içinde bize hipotenüsü bulduracaksa. Önce basit bir plan. Şöyle bir planla başlıyorum. Diyorum ki bize verilen her iki sayıda yani 12'de 6'da şu anda kaça bölünüyor? Aradaki fark üzerinden bakarsanız 6'ya bölünüyor. O zaman her iki sayıda 6'ya bölüyorum. Ortak sayı 6'yı buraya yazıyorum. 12 bölü 6 2, 6 bölü 6 1. Amaç tamamen kenarları küçülterek Pisagor'u daha kolaylaştırma. Şimdi kalan sayılara bakın. Burada A artık 1'i, C artık 2'yi gösteriyor. Yani A'nın 1 olduğunu, C'nin 2 olduğunu düşünerek B kare eşittir A kare artı C kare tekrar bir küçük bir segorla şöyle bir şey görebiliriz. 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1, toplam 5. Bu bulduğumu kök içinde 6'nın yanına yazarak x'in 6 kök 5 olmasını çok kolay sağlayabilirim. Yani o halde kısa yoldan Pisagor dediğimiz bu olay şu şekilde olacaktır. Verilen sayıları ortak bir sayıya böl, karelerini topla, hipotenüsü bul şeklindedir. Evet Pisagor teoreminin ispatında şekilde gördüğü gibi sizin üzerinde olduğu gibi burada verilen kare üzerinden AC AC şeklinde dört dik üçgen çıkararak çok rahat bir şekilde alandan ispatlayabiliyoruz. Şimdi gelin bir soru üzerinde Pisagor teoreminin hani kullanılmış halini şöyle bir yakalamaya çalışalım. Ve görüyorsunuz burada bir dörtgen var. Bir kere hiçbir zaman üçgenlerde etkin yöntem dörtgen üzerinden işlem yapmak değildir. Çoğunlukla üçgene bölmek burada temel işlemdir. Biz de gelin ilk önce üçgene bölecek en iyi noktayı yani AC köşegenini çizelim. Peki bu çizdiğimiz AC köşegeni aslında bakarsanız ABC üçgeninde bir dik üçgen ve hipotenüs ADC üçgeninde bir dik üçgen ve hipotenüs çıkardı. Yani şimdi ortak yüksekliğe Y dersek birinci durum Y kare ne olmalıdır? Bu dik üçgenden 7'nin karesi artı 5'in karesi olmalıdır. Yani y kare ne olmalıdır? 49 artı 25'ten 74. Şimdi aslında bunun kökünü alıp y'yi bulabilirim. Ama sonuçta bir dik üçgende daha bunu kullanmak gerektiği için dokunmayıp aynen y'yi diğer üçgende de bulmaya çalışıyorum. Peki ADC üçgeninde y kare neye eşittir? Diyorum ki x kare artı kök 38'in karesi. Peki buradan y kare eşittir x kare artı kaçtır? 38. Peki ben zaten y karenin 74 olduğunu bildiğime göre eşittir 74 diyorum. Peki 38 karşıya geçtiği anda x kare kaça eşittir? 36. Demek ki neyin karesi 36'dır? 6. O halde verilen sorunun doğru cevabı nedir? E seçeneğidir. Diyorum. Şimdi gelelim. Dik üçgende kullandığımız bazı özel dik üçgenleri. Şimdi buradaki dik üçgenler aslında bakarsanız hepimizin hani bilmesi gerektiği ya da bildiği üçgenler. Birincisi en özel üçgenimiz 3 4 5 üçgeni. Yani 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 9 artı 16 eşittir 25. O halde ben şöyle yazarsam 3 4 5 kesinlikle en özel üçgen. Birincisi bunu bileceğiz. İkincisi 3 4 5 üçgeninin katları. Örneğin 2 katı 6 8 10. Örneğin 3 katı 9 12 15. Örneğin 4 katı 12, 16, 20. Bunlar kesinlikle özel üçgenlerdir ve ÖSYM'nin en çok sevdiği soru tarzlarında genellikle bunları içine mutlaka yediriyorlar. Peki biz bunun dışında acaba özel üçgenlerde neleri biliyoruz? O zaman birinci üçgenimiz 3, 4, 5. İkinci üçgenimiz 5, 12, 13. Üçüncü üçgenimiz 8, 15, 17. Dördüncü özel üçgenimiz 7, 24, 25. Ve bunlar kesinlikle en fazla kullanılanlar. Peki ben burada şöyle bir aksi durum göstersem. Şimdi 5, 12, 13 üçgenini buraya yazıyorum. 7, 24, 25 üçgenini yazıyorum. Küçük kenarı tek olan üçgenlerde sadece bu üçü varmış gibi görüntüye kapılabilirsiniz ya da böyle bir hisse kapılabilirsiniz. Ama şöyle bir kurgu yapabilirsiniz. 3'ün karesi 9'dur. 4 ile 5'in toplamı da 9'dur. Dikkat ederseniz küçük tek kenarın karesi ardışık iki sayının toplamını veriyor. Buraya gelin bakalım. 5'in karesi 25'tir. 12, 13 daha 25'tir. Peki buraya gelelim. 7'nin karesi Kaçtır 49? 24 25 daha 49. Demek ki siz kendiniz istediğiniz kadar özel üçgen bulabilirsiniz. Örneğin 11 ile başlayan bir özel üçgen var mı? Çoğu kitapta mesela bunu çaktırmadan kakalıyorlar. Hani diyorlar diyorsunuz ki yani ben bu özel üçgeni daha hiç önce hiç görmemiştim. Nereden çıktı? Kendin kendinize çok rahat bulabilirsiniz. Verdiğim kenar 11 ise 11'in karesi nedir? 121. 121 hangi ardışık iki sayının toplamıdır? 60 61 Demek ki bu bir özel üçgendir. Örneğin 13 e aldınız diyelim. 13'ün karesi 169. 169 hangi iki ardışık sayının toplamıdır? 84, 85. Demek ki canımın istediği kadar özel üçgeni çok rahat çıkarabilirim. Şimdi aklınızdan şu geçiyor olabilir. Tamam iyi güzel tek sayılarda bunu yaptın da 8, 15, 17'ye ne uyduracaksınız diyebilirsiniz. Ben de 8, 15, 17'ye hemen cevap verip ne uydurduğumu göstereyim. Peki 8 dediğimiz sayının yarısı kaçtır? 4. Peki 4'ün karesi nedir? 16. Peki 16 dikkat edin bu sayıların arasında. O halde 10 aldığımı düşünsem. Küçük kenar çift olmak üzere. 10'un yarısı nedir? 5. Peki 5'in karesi nedir? 25. 25 hangi iki kenar arasında? 24, 26. Demek ki 10, 24, 26 nedir? Özel üçgen. O zaman teklerde karesi ardışık iki sayının toplamı olmalı. Çiftlerde de yarısı kareyi alan iki tane sayının ardışık çift iki sayının arasında kalan sayı olmalıdır. O halde bu şekilde çok rahat özel üçgenleri yakalarız. Bu arada az önce gösterdiğim kısa yoldan hani Pisagor'un kısa yolundan şunu da çok rahat görülebilir. Herhangi bir dik üçgende bir dik kenar diğerinin iki katıysa hipotenüs daima küçük kök beş katıdır. Bu da bilinirse çok iyi olur. Evet, gelelim bakalım. Şimdi ilk örneğimiz üzerinden, bize verilen sayılar üzerinden a b'nin x'in kaç olduğunu bulmaya. Şimdi burada verilen kenarlarda aslında çok rahat bir şekilde şunu yakalayabilirsiniz. Örneğin a h c'li dik üçgene zaman 90 derecenin karşısı 10. Bu da şunu gösteriyor. 5'in 2 katı. O halde bizim en hani özel üçgenimiz hangisiydi? 3 4 5. Peki buraya gelirseniz burası nedir? 5'in 2 katı. Peki bu nedir? 3'ün 2 katı. Demek ki buradaki dik kenarda kimin iki katı olmalıdır? Dördün iki katı. Yani nedir? Sekiz. Peki diğer taraftan A, B, H dik üçgenine bakarsanız 8, 15 ne özel üçgeni vardır? 17. Demek ki verilenlere göre A, alacağı değer 17'dir. Yani doğru cevap C, B seçeneğidir. Gelelim örneğimize. Bize diyor ki dik üçgeninde verilenlere göre B kare artı C kare bölü A kare oranı kaçtı? A oranı kaçtır deniyor. Şimdi biz de ilk önce yakalayabildiğimiz özel üçgenlere bakalım. Birincisi. Şurada zaten ABD üçgeni açık. Bu 12, bu 13 olduğuna göre demek ki buranın kaç birim olması gerekir? 5. O halde burada 5, 12, 13 özel üçgenini yakaladık. Peki. ikincisi, Şimdi şuraya baktığınız zaman burada ABE üçgeni. 3, 4, 5 üçgeni üzerinden düşünüyorum. 3, 4, 5'in 3 katı ne yapacaktır? Özür dilerim bakayım. Evet 3 katı ne yapacaktır? 9, 12, 15 üçgeni. Demek ki bu 12, bu 15 olduğuna göre burada 9 olmalı. Demek ki B'ye kaç kaldı? 4. Peki bunu da yakaladıktan sonra gelelim 3. üçgenimize. A, B, C üçgenine bakarsanız buradaki parçanın tamamı için burası 12 birim, burası 20 birim. Peki 20, 3, 4, 5'te 5 de 5'in 4 katıdır. O halde bunları 4 ile çarpıyorum. 12, 16, 20 üçgeni. Peki 12, 16, 20 üçgenine göre demek ki burası 12 birim, burası 20 birimse burası ne olmalıdır? 16 birim. Peki 5, 4 daha 9. Demek ki buraya kaç birim kaldı? 7. Şimdi biz B'yi 4 bulduk, C'yi 7 bulduk, A'yı da 5 bulduk. O zaman bizden istenen B kare artı C kare bölü A oranına bakalım. Peki B kare artı c kare bölü a oranı için. Birincisi b kare nedir? 4'ün karesi yani 16. Artı c kare nedir? 7'nin karesi 49. Bölü a nedir? 5. Demek ki cevap 65 bölü 5'ten kaçtır? 13. O halde sorunun doğru cevabı nedir? B seçeneğidir. Evet şimdi bu örnekte bize verilen... Birden fazla dik üçgen için sırasıyla bir merdiven takip ettirilmiş ve buradaki değerinin kaç olduğu sorulmuş. Ben de ilk önce şöyle bir başlangıçla bize verilen AFB üçgeni üzerinden başlıyorum. Burada bakın 3 4 5 üçgenimiz gayet açık bir şekilde görünüyor. Peki CBF üçgenine geldiğimiz zaman 5 12 13 üçgenini çok rahat yakalayabiliriz. Peki geliyorum şimdi DCF üçgenine. Yalnız DCF üçgeninde dikkat ederseniz 26-13 gibi bir iki katlık durum var. E bu da şunu gösteriyor. 26-13 K'ya 2K gibi bir durum söz konusu olduğu için kesinlikle bir özel üçgen değil. Ben de o zaman hemen size şunu hatırlatıyorum. K'ya 2K olduğu zaman K kök 5 gibi bir durum vardı. Yani 26-13'ün iki katı olduğuna göre X de demek ki küçük olan kenarın yani 13'ün kök 5 katıdır. O halde sorunun doğru cevabı nedir? 13 kök 5 yani C seçeneğidir. Evet bu örneğimizde bize verilen bir ABC üçgeninde verilenlere göre BC uzunluğunun kaç santim olduğunu soruyor. Önce şöyle başlayalım. Bir kere açılar konusunda gösterdiğimiz şöyle bir özellik vardı. Bir üçgende 90 derecelik bir açının altında inen kenar ortay muhteşem üçü çıkarıyordu. Peki aynı şeyi acaba şöyle tersten de söylememiz mümkün müdür? Bir üçgende eğer inen kenar ortay varsa bu üçü birbirine eşitse. Ben de diyorum ki o zaman burada çıkan açı 90 derece olmalıdır. Yani muhteşem üçlü yakalanacak yer için şunu söyleyebiliriz. İnen bir kenar ortayın üçüncü olarak eşitlendiği durumda 90 derecelik bir açı görmeye çalışabiliriz. O halde D'den C'ye doğru bir uzunluk çektiğimiz zaman bu çekilen uzunluk için şöyle dikkat edin. ...inen DE uzunluğu BE ile EC'ye eşitlemiş. Bu da bana buranın 90 derece olduğunu gösteriyor. Peki 90 derece bu çatı altında. O zaman şunu çok rahat söyleyebiliriz. Bu açıda 90 derece olduğuna göre 8, 17, 15 üçgenini yakaladım. Şimdi elde var bir. Bize sorduğu BC uzunluğuna bakarsanız aslında burayı Pisagor'dan çok rahat söyleyebiliriz. Yani şuradaki uzunluğa x kare dersem x dersem x kare neye eşit olmalıdır? 5'in karesi artı 15'in karesi. Ama gelin görün ki ben hani bunu uğraştırmayıp sizi direkt neye geçmeye çalışacağım? Kısa yoldan Pisagor'a. Hemen şuna başlıyorum. 5'i 5'e bölüyorum. 1. 15'i 5'e bölüyorum. 3. Yani buraya gelip 5 yazıyorum. Niye 5'e bölüyordum? 15 ve 5'i e bölen en büyük ortak bölen 5 olduğu için. Peki kalan sayılar 3. Kalan sayı 1. 3'ün karesi 9. Bir daha 10. Bulduğum sayıyı kök içinde yanına yazıyorum. Demek ki sorunun cevabı nedir? 5 kök 10. O halde sorunun doğru cevabı ne olacaktır? C seçeneği. Evet sıradaki soruda bize AC'nin DC'ye eşit olup AB'yi 9 verip BD'yi 1 verip verip ne istemiş bizden dik üçgenin çevresi kaç birimdir diye soruyor. Peki önce şöyle başlayalım. Bir kere AC ile DC eşitse birbirine o halde burada buraya X deyip buraya da X diyebiliriz. Peki zaten ortaya direkt ABC dik üçgenin çıktığını görüyorsunuz. Peki bu ABC dik üçgeninde çıkan uzunluğa göre Hipotenüsün karesi yani x artı 1'in karesi eşittir ne olmalıdır? x'in karesi artı 9'un karesi. Peki buradan kare açılımından birincinin karesi x kare. Birincinin ikinci çarpımının 2 iki katı 2x artı ikincinin karesi 1 eşittir ne olmalıdır? x kare artı 81. Peki x kareleri götürürsem 2x neye eşittir? 80. x neye eşittir? 40 şaşırmış olabilirsiniz. Çünkü ne alakası var 9, 40 gibi bir sayının buradaki üçgenin içinde. Biz gene de bir yerleştirelim bakalım buna bir kısa yol bulabilecek miyiz? Peki bu 40 sa, bu da 40 sa. Demek ki gözümün önüne gelen şöyle bir üçgen var. Bakın 9, 40, 41. Peki bu ABC üçgenin çevresi kaç birimdir dediğine göre 41, 40 daha 81, 9 daha ne olacaktır? 90. Şimdi sorunun cevabının E seçeneği olduğu açık. Ama bir de şunu tartışalım. Biz zaten bu kadar uzun işlem yapmadan bunu yakalayabilirdik. Bakın bu bunun buradaki BC AC'nin bir fazlası belli. Peki 9'u yazdığım zaman 9'un karesi ne? 40. Çeyil 9'un karesi 81. 81 hangi ardışık iki sayının toplamı? 40 41. Şu işlemlere kaçmadan da bunu çok rahat bir şekilde yakalayabilirdiniz. Buradan da aynı cevabı şöyle çok rahat verebilirdiniz. Bu üçgenin çevresi dediğine göre 41 artı 40 81. 9 daha kaç yapacaktır? 90. O halde sonun doğru cevabı nedir? E seçeneğidir.